Galatasaray'ın transferlerine bir gelen ve gidenleri listesine bakalım mı? Evet tabii en önemli transfer orada Icardi. En yüksek maliyet. Yani Galatasaray'ın bugün kulübesi sanki sahadaki kadrodan daha pahalıymış gibi geldi. Özellikle orada Lucas Torreira. Zaha, evet. Halil. Efendim? Zaha. Yani Kerem Demirbay'a da çok para ödedi Galatasaray. 3.7 milyon euro ödedi. Kendisine de yüksek miktarda para ödeyecek. Ekranda şu anda Gökmen abi. Ne diyorsun? Baya para harcadı Galatasaray ya, değil mi? Çok yani. Bak ben sana söyleyeyim. 10 milyon euro Icardi'nin bonservisine. Kerem'in 3.7. Kaan Ayan'a 2.8. Angelino'ya 1.5 milyon euro. Bakan bu 700 bin ama aldığı para yüksek. Halil Dervişoğlu 500 bin euro. Ama orada bir Zaha'yı tane bedelsiz aldı. Crystal Palace'tan. Icardi'nin 10 milyonu var. Onun haricindekiler öyle çok yüksek bir meblağ değil yani. Değil ama tabii oyunculara ödenen yüksek rakamlar var. Evet. Peki Galatasaray yani, şu anda yine şampiyonun sana göre en büyük adayı değil mi bu yıl? Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde ben artık Galatasaray'a kesin kaldı gözüyle bakıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda ne yapabilir? Vallahi çıkabilir mi gruplardan? Burada şimdi şöyle bir şey var. Yani doğru konuşmakta fayda var yani. Gidip de hayal içinde yüzüp de ondan sonra da tarih fark yemenin de acı bir tarafı var yani. Bundan dolayı da yani tabii istiyor insan. Yani büyük gruplar bakalım seçilsin. Anladın mı? Yahu da çekilsin kuralları ne düştü, ne gelecek falan gibi. Anladın mı? Ona göre de yorum yaparız. Yani onun haricinde hani güçlü takımlar var. Ben mesela bütün Almanya Ligi'ni, Premier Ligi seyrediyorum. Allah yarabbim ya. Allah ya. Ne maç, nasıl bir oyundur. Bugün de çok güzel başladı. Ben de Aston Villa maçını izledim. Arsenal maçına biraz baktım. Müthiş tempolu başladı.